Allah rızası için gidip ihvanları görüp geldik. İnsanların Allah yolunda oldukları için Allah onları muhafaza eder. İnşallah onların başkalarına da hidayete vesile olsun. Bu maksadımız budur. Maksat Allah rızası için olması lazım. Olunca her şey faydası olur. Faydasız ilimden Peygamber Aleyhisselam Allah muhafaza etsin. Faydasız ilim, ilim değildir, zarardır. Çünkü fayda vermedikten, kendine fayda vermedikten sonra başkasına da fayda vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok hadislerde bu ilim bilip de onun tersini yapana ceza daha fazladır. İki kat, beş kat artık ne kadar olursa çünkü biliyor yaptığını. Ama bilmeyen ona gene o kadar ceza yok. Tabirle ne kadar bilip de insanlara bunu yapın, şunu yapın deyip kendisi yapmayan o faydasız bir ilim olur. Allah razı olsun. İnşallah faydalı olur bu ilim. Yaptıklarımız, oradaki ihvanlarımızın yaptıkları faydalı olur kendilerine de başkalarına da. Çünkü bu dünya her tarafta fitne var ama oralarda daha yoğun, daha onlar için daha zor oluyor. Allah muhafaza etsin. İnşallah topla birbirlerine destek verip cemaat yadullah mahal cemaat Allah toplananlarla beraber olur. Onlar kurtarır hem kendilerini hem başkalarını kurtarmış oldular inşallah. Allah onlardan razı olsun. Allah korusun hepsi, hepimizi de onlardan inşallah şeytan şerrinden bu dünya şerlerinden hele bugün yarın da inşallah sefer hayır son çarşambası biraz ağır olur ama şey olana insan sadakayı verip Allah'a dua eden için her şey kolaydır. Zor yok. Peygamber Efendimiz söylemedi. Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin zoru kolay yapar diyor. Ne kadar zor olsa onun iradesine kolay olur. Başka türlü zor kolay olmaz. Allah hepimizi korusun. Dünya şerlerinden, fitnelerden, görünür görünür kazalardan Allah muhafaza etsin. İmanımıza kuvvet versin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.